Efendim. Alo. Efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar, buyurun. Elif Hanım'ı aradım ben. Doğrudur. Kimle görüşüyorum? Benim adım Yusuf, Elif Hanım. Ben Muhittin'in babasıyım. Muhittin hangi sınıftaydı öğrenci? Oku, adam ol, baban gibi eşek olma dediğin Muhittin'in babasıyım. Yanlış anlamışsınız. Ben onu o manada söylemedim. Ben benim anladığım manada arıyorum seni. Siz ne anladınız beyefendi? Ben tam anlayamadım. Ben sana o zaman örneklerle anlatayım. Sen şu zamana kadar seni telefonla arayan bir eşek duydun mu hiç? Duymadım. Konuşan eşek gördün mü? Hayır da beyefendi, tam olarak anlayamadım. Galiba siz yanlış anladınız. Ben o manada söylemedim öğrenciye. Hanımefendiciğim, oğlum sizin öğrenciniz olabilir. Benim oğlum da dahil olmak üzere bütün öğrencilere istediğiniz gibi konuşabileceğinizi zannedebilirsiniz. Ama benim okulla ilişkim kesileli çok uzun zaman oldu. Bu saatten sonra bana kanaat notu verebileceğinizi de zannetmiyorum. Onun için lütfen bana kelimelerini seçerek kur. Seçerek, seçerek, seçerek. Bununla bir anlaştık mı? Yasin Yusuf, bölme beni. Beni bölme. Burası öğretmenler odası. Ama siz beni konuşturtmuyorsunuz. Ben size durumu anlatabilir miyim acaba? Sen öğrencilerine örnek verirken eşekli meşekli örnek veriyorsun. Demek ki çok fazla konuşturmamak lazım seni. Öğretmenim ben, konuşmam gerekiyor biliyorsunuz değil mi? Ama konuşurken gülmen gerekmiyor öğretmen hanım. Özellikle ve özellikle bir velinin adından bahsederken eşek diye bahsettiysen. Ben veliye demedim eşeği. Baban gibi adam ol dedim. Eşek olmasın öğrenci anlamında söylemiştim. Tamam, o zaman geçelim. Oğlumu eşek dedin yani, öyle mi? Peki bir şey söyleyeceğim sana. Yani oğlumuza da eşek demedim aslında. Ne yani, eşek olma anlamında oldu o biraz. Neyse, yanlış size anladım. Size göre benim oğlumu size eşek gösteren ne var? Kulakları mı uzun? Kuyruğu mu var? Ya da birine çifte mi attı? Tabii ki hayır beyefendi. Siz tamamen yanlış anladınız. Hanımefendiciğim, hem hakaret ediyorsunuz hem karşımda gülüyorsunuz. Bir kere daha uyarıyorum. Burası öğretmenler odası yanlış değil. Yanlış anlıyorsunuz şu an, gerçekten gülmüyorum. Şu an sinirlerim bozuldu sadece, anlaşamıyoruz çünkü anlatamıyorum ben kendimi şu an. Benim oğlumu eşek derken de siniriniz bozuk muydu acaba? Ha? Ben size şu zaman, bak şu dakika ne kadardır konuşuyoruz, bir dakika bakayım telefona. Bir dakikanın birazcık daha üstü. Ağzımdan uygunsuz herhangi bir kelime çıktı mı öğretmen hanım? Ha? Çıktı mı? Çıkmadı. Çıkmadı. Siz hangi akla hizmet benim oğluma eşek diyorsunuz ya da bana mesaj gönderiyorsunuz oku adam ol baban gibi eşek olma diye? He? Yok, size mesaj falan yollamıyorum. Sizin etrafınızda çok mu konuşan eşek vardı, siz herkesi konuşan eşek zannediyorsunuz acaba? Hayır, o anlamda söylemedim. Hangi çocuk anlamda söylediniz? Daha iyi. Çocuğun okusun, daha iyi yerlere gelsin, ona öyle benzetme bir şey yok anlamında oldu. Hayır, çocuğun psikolojisi bozuldu, geldiğinden beri ağlıyor, benim babam eşek mi, benden sakladınız mı bunca yıldır diye. He? Gerçekten mi? Hanımefendi. Ben çocukla yarın gerçekten ilgilenirim. Öyle bir şey tabii ki de yok. Tabii ki o da yanlış anlamış. Sakın benim çocuğuma, sakın benim çocuğuma en ufak bir ilginiz olmasın. Siz gidin hayvan sevin. Bu kadar eşek seviyorsanız gidin alın evinizde besleyin. Tamam mı? Serdar Yayında. Benim çocuğum buraya gel. Lütfen bu şekilde böyle bir şey yok. Tabii ki de anlamda söylemedim. Böyle bir şey yok. Ben çocuğumu annesine, anne benim içerideki adam gerçekten babam mı, gerçek babam eşek mi diye sorarken duyuyorum. Benim çocuğumun psikolojisini bozdunuz siz. Senin çocuğun kaç yaşında? Sen kaç yaşında olduğunu dokuzuncu bilmiyor musun? 9. sınıfa giden bir çocuk, bu nasıl o şekilde düşünebiliyorsun? Evde nasıl bir muamele gösteriyorsunuz ki çocuğun seviyesi o kadar yerlerde, anlamadım de, gerçekten. Sen bir de 9. sınıfa gidiyor falan. Sen bir de benim çocuğuma geri zekalı diyorsun, öyle mi? Ha? Hayır öyle bir şey söylemiyorum. Şanssız, yanlış anlıyorsun. Sana ne o zaman nasıl düşünüp düşünmediğinden? Ha? Sen o benim öğrencim. Ben çocukla tabii ki de ilgileneceğim. Sen madem öğrencin, nasıl sen bir öğrenciye oku adam ol baban gibi eşek olma diye haber gönderirsin? Babası da aradı seni işte. Madem eşeğim, hayırdır bir yerde anırdığımı mı duydun benim sen? Ha? Tabii ki de hayır. Lütfen bu şekilde konuşmayın. Tabii ki de öyle bir şey yok. Bana bunun hemen bir açıklamasını yapar mısınız öğretmen hanım? Beyefendi, ben size açıklamasını yapayım. Çocuğun evde ilgisiz kaldığını düşünüyorum. Evde ilgisiz kaldığı için de öğrenci... Tabii canım, ev ağzına kadar eşek dolu olduğu için insan çocuklarla ilgilenemiyoruz. Siz oraya kendinizi endekslemişsiniz şu an. Öyle bir şey yok. Hanımefendi, resmen benim çocuğumla bana eşeksin diye mesaj gönderiyorsun. Şimdi de endekslenmişsin diyorsun. Kendi söylediğin cümleyi kendin inkar ediyorsun. Bak, sana bir kere daha soruyorum. Hayırdır, benim kuyruğum mu var? Kulaklarım mı uzun? Ya da dünyanın en güzel gözleri mi bende de bana eşeksin diyorsun sen? He?
Tabii ki de hayır. Tabii ki de hayır. Öyle bir şey asla demiyorum ki. Ben sizi zaten görmedim ki öyle bir şey söyleyeyim. Çocukla ilgilenmediğinizi düşünüyorum. Çocukla ilgilenin, gelin, görün, dersi de izleyin gerekirse. Neden söylediğimi anlayacaksınız. Size bir şey yok ama burada. Söylediğiniz her şey yalan. Neden biliyor musun? Bana diyorsun ki çocukla ilgilendiğinizi zannetmiyorum. Çocukla ilgilenmediğiniz için böyle söylüyorum. Çocukla ilgilenmediğimizi zannediyorsanız şayet oku adam ol baban gibi. Yani babası bir adamsa şayet çocukla nasıl ilgilenemez? Ya o söylediğiniz yalan ya bana eşek dediniz. Geri zekalı mı var sizin karşınızda? Ben ama sizin konuşma tarzınıza bakaraktan bu şekilde ne dediğim...